Balıklı Göl. Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde yer alan, hem dini hem de tarihi açıdan büyük öneme sahip bir bölgedir. İslami inanışa göre Balıklı Göl, İbrahim Peygamber'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yerdir. Balıklı Göl, Halilurrahman ve Ayinzeliha adında iki ana gölden oluşur. Çevresinde bulunan tarihi camiler ve peygamberlerle ilgili rivayetler, bölgenin mistik havasını güçlendirir. Hem yerli hem yabancı turistler için kültürel ve manevi bir ziyaret yeridir. Ayinzeliha Gölü. Şanlıurfa'da bulunan ve Balıklı Göl'ün hemen yanında yer alan küçük bir göldür. İslami rivayete göre Zeliha, Nemrut'un kızı ve İbrahim peygambere inanmış biriydi. Babasının İbrahim'i ateşe attığını görünce üzüntüden gözyaşı dökmüş ve bu gözyaşlarının döküldüğü yer Ayinzeliha Gölü olarak bilinir. Hızvaniye Camii. Balıklı Göl'ün hemen yanında yer alan, tarihi ve mimari açıdan önemli bir yapıdır. Rızvaniye Camii'nin konumu, Balıklı Göl ve çevresindeki kutsal mekanlarla birlikte, hem yerli halk hem de turistler için önemli bir ibadet ve ziyaret noktasıdır. Halilurrahman Camii. Balıklı Göl'ün kıyısında yer alan, tarihi ve manevi öneme sahip bir camidir. Rivayete göre, caminin bulunduğu yer, İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığı bölgeye yakın olup, Cemi ismini de İbrahim peygamberin unvanı olan Halilurrahman Allah'ın dostu ifadesinden alır. Şanlıurfa Gölbaşı Parkı. Balıklı Göl çevresinde yer alan ve şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini bir arada sunan bir park alanıdır. Park, Balıklı Göl, Ayinzeliha Gölü ve Halilurrahman Camii gibi önemli dini ve tarihi mekanlara ev sahipliği yapar. Şanlıurfa Çarşıları. Şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan önemli ticaret merkezleridir. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden kalan tarihi çarşılar, el işçiliği, baharatlar, geleneksel kıyafetler ve yerel ürünlerin satıldığı dükkanlarla doludur. Harfeti. Şanlıurfa'nın bir ilçesi olup, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Fırat Nehri kıyısında yer alan ilçe, özellikle sakin şehir unvanına sahip olmasıyla bilinir. Eski Harfeti'nin büyük bir kısmı, 2000 yılında Bilecik Barajı'nın yapımıyla sular altında kalmıştır. Bu nedenle bölgeye batık şehir de denir. Harfeti Tekne Turu. Bölgenin en popüler turistik aktivitelerinden biridir. Tekne turu yaparken, Bilecik Barajı'nın yapımıyla kısmen sular altında kalan eski Harfeti'nin batık yapıları, özellikle sular altında kalan minareleri ve evleri yakından görmek mümkündür. Şanlıurfa Tarihi Evler. Geleneksel mimarisi ve özgün yapısıyla şehrin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Genellikle taş malzeme kullanılarak inşa edilen bu evler, avlu ve iç mekan gizliliği üzerine kurulmuş, İslam mimarisinden izler taşıyan yapılar olarak bilinir. Şanlıurfa Sıra Geçeleri. Şehrin köklü kültürel ve sosyal geleneklerinden biridir. Sıra geceleri, dost meclislerinde bir gelinerek müzik, sohbet ve yemek eşliğinde geçirilen, samimi ve eğlenceli bir etkinliktir. Sıra gecelerinin en önemli unsuru Urfa müziği ve türkülerdir. Özellikle bağlama ve davul gibi geleneksel çalgılarla yöresel türküler söylenir. Çiğ köfte, sıra gecelerinin vazgeçilmez yemeğidir. Günümüzde, turistik amaçlı olarak da düzenlenir ve ziyaretçilere bu benzersiz kültürü deneyimi sunar.